yazmaya, büyük soyumuzu bozmaya, yeniden tarih yazmaya. Abla bak nasılsınız, iyisiniz. Çok değerli başkanım, çok değerli milletvekillerim, çok değerli Merkez İlçe Başkanım, çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, partimize, parti teşkilatlarımıza gönül vermiş çok değerli gönüldaşlarımız. Soğuksu Mahallesi seçim bürosu açılışımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Seçim büromuzun AK Parti'mize, Karabük'ümüze ve Soğuksu Mahallemize, hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Biliyorsunuz bir seçim sürecindeyiz ve hızlı bir şekilde zaman geçiyor ve 7 Haziran'a doğru yaklaşıyoruz. Dolayısıyla da meydanlar ısınıyor, siyaset de ısınıyor. Tabii biz bu ısınmayı Karabük için yapıyoruz. Herkes daha güzel bir Karabük, yaşanabilir bir Karabük, güzel bir soğuk su olsun istiyoruz. Bizler de bunun iddiasındayız. Ama bizim diğer siyasilerden farkımız yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı olması. Biz ne yapabileceksek onu söyledik ve yaptık. Bundan sonra da ne yapabileceksek sizlere onları söyleyeceğiz. Soğuk su iyi tanırım. Burada çok yakın dostlarımız var. Hemşerilerimiz var. Soğuk su gerçekten Karabük'ün sosyal imkanları bakımından kentsel dönüşümün en hızlı yapılması gereken bir yerimizdi. Bakın, hemen Fatih Mahallesi'ndeydik birkaç gün önce. Kentsel dönüşümü ilk başlattığımız, yani TOKİ kanalıyla kentsel dönüşüm AK Parti'nin eseridir. AK Parti'nin projesidir. Bu projeyi de burada AK Parti olarak biz başlatmıştık. Tabii ki bu proje belediye ile TOKİ'nin ortak yürüttüğü bir proje. İnşallah biz merkezi hükümet olarak, TOKİ olarak bu projenin etaplarını adım adım gerçekleştiriyoruz. Bakın, soğuk suya hemen bir 5000 kapasiteli kapalı spor salonu yapacağız dediğimiz zaman birileri bunlar palavra atıyor dedi. Palavra mı? Dedik ve yapmadık mı? Şu anda inşaatı bitmek üzere. İnşallah ikinci etabı da önümüzdeki aylarda başlatacağız. Biraz sonra zaten TOKİ konukların olduğu yere gideceğiz. Orada biraz daha detaylı bilgi vereceğiz. İnşallah soğuk su kentsel dönüşümle birlikte Karabük'ün en örnek mahallelerinden birisi olacak. Çünkü şehir merkezine en yakın yer soğuk su. Ama en geri kalmış yerde soğuk suydu. İnşallah kentsel dönüşümlerle birlikte soğuk su şehir merkeziyle birlikte kaynaşacak. Hemen Cuma Pazarı'nın hemen yan tarafında biliyorsunuz, sizler de çok memnun değildiniz, orada hal binası vardı. Şu anda temel atılıyor değil mi? Ona da inanmıyorlardı. Ama şu anda temeli atılıyor, dev bir orada sosyal güvenlik kurumu inşaatına başladı. Müteahhit şu anda harfiyat yapıyor. Birileri buna da inanmayabilir ama yavaş yavaş temellerinin kalktığını görünce diyecekler ki, ya AK Parti ne derse, ne söz verdiyse onu yapıyor. Evet, burada bir top sahası söylemiştiniz. Yaptık mı? Evet, evet. Işıklandırmasını da yaptık. Evet, yapıldı değil mi? Evet. Onun için biz soğuk suya başımız dik geliyoruz. Ne söylemişsek onları yaptık. Soğuk su, yani bu gecekondu mahallesinden pırıl pırıl modern bir şehire doğru soğuk su gidiyor. Onun için bundan sonraki süreçte eğer bizlere yine destek verirseniz
Sedat Damal kardeşimizle birlikte inşallah sizlerin hizmetinize devam edeceğiz. İnşallah bize bu fırsatı verirseniz, ki soğuk suya biz güveniyoruz. Soğuk sudaki hemşehrilerimiz bizi Karabük'te en çok destekleyen mahallelerden bir tanesiydi. Biz de size mahcup olmadık ama sizler de gerçekten üzerinize düşeni yaptınız. Bizi mahallede güçlü olarak temsil ettiniz. İnşallah 7 Haziran'da da Soğuk Su Mahallesi'nden güçlü bir AK Parti desteğiyle Sedat Damal kardeşimizle birlikte inşallah size Allah'a ısmarladık demeye, sizinle helallaşmaya, size teşekkürlerimizi iletmeye geleceğiz. Ben Soğuk Su Mahallesi'ndeki hemşerilerimizle bu inancı, bu kararlılığı görüyor. Sizleri bir kere daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İnşallah bu büromuzu da şimdiden sonra açacağız. Soğuk Su'muza, Karabük'ümüze hayırlı olsun diyoruz. Sizin büromuzun hayırlı olsun.